Burası Veri İşleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte Elazığ iki şiş lif modeli yapacağız. Bugün yapacağımız model gerçekten çok çok güzel bir model arkadaşlar. Bebek battaniyelerini uyarlayabilirsiniz. Ebru liflerle çok güzel olabilir. Yani birçok modelde de işinize yarayacak güzel bir model olacak arkadaşlar. Ben yine bombonun lif ipini, çorap şişim var. Ben bu çorap şişiyle başlangıçta ilmeklerim az olduğu için size başlangıç kısmını göstermek için çorap şişini başta 5 ilmekle başlayarak ilmeklerim artıncaya kadar göstermek için kullanıyorum. Ama ben tekrar kendi şişimle baştan yapacağım yine. Misinalı şişimde 2 numara. Bir tane de tığım var arkadaşlar. Tığımı ben sadece kesmek için kullanıyorum. Tulip'in 8 numara 1.25 milim tığını kullanıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi lifimizin yapılışına geçelim. Evet, ilmek atarak başlıyorum. Bu şekilde 5 ilmek. Atıp şuraya bir düğüm atıyorum. Bu 5 ilmeği 5 sıra oluncaya kadar örüyorum. Beş sıra oldu arkadaşlar. Şimdi bu kenardan 5 tane ilmek arttırıyorum. 1 2 3 4 ve 5 örerek devam ediyorum. Beş ilmeğimi ördüm. Ortadaki 5 ilmeğimi örüyorum. Şimdi bunun solundan da yine buradan da 5 ilmek arttıracağım. Çeviriyorum. Buradan da 5 ilmek arttırıyorum. 1 Örüyorum hepsini arka yüzeyim. Şu anda 15 tane ilmeğimiz oldu.
Tekrar çevirdim. 2 3 4 5 ilmek ördüm. Doluyorum. 1 2 3 4 yine 5 ilmek ördüm. Tekrar doladım. 1 2 3 4 yine 5. ilmeğimi de ördüm. Arka yüzü çevirdim. Burada hiçbir işlem yok. Hepsini haroşa örüyorum. Tekrar ön yüze geçtim. Yine burada da ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ben. Yine 5 ilmek ördüm. Doladım. Bu aradaki ilmek sayım 7'ye çıktı. Bakın doladığım ilmek 2 3 4 5 6 7. Bakın 5 tane kenar modelimin ilmeği kaldı. Tekrar doluyorum. Kenar modelimin ilmeklerini örüyorum. Tekrar arka yüzü çevirdim. Yine bu yüzde hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geçtim. Beş ilmeğimi ördüm. Doluyorum. Bu aradaki ilmek sayım 9'a çıkmış oldu. Tekrar doladım. Bakın 5 ilmeğim kaldı. Yine kenar 5 ilmeğimi örüyorum. Tekrar çevirdim. Arka yüzeyim. Hiçbir işlem yok. Haroşa olarak örüp ön yüze geçiyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Bakın 1 2 3 4 5. 5 diş haroşa olunca bu kenar modelimi kesiyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kestim. Tekrar 2 ilmeği birlikte örüp kestim. Yine bu ilmeğimi sol şişime alıp sıradaki 2 ilmeği birlikte kesip örüyorum. Kenar modelimin sayısı 2'ye düştü. Doluyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 ilmek ördüm. Doluyorum. 5 tane kenar modelimin ilmeğini
Örüyorum. Ve arka yüze geçip bu 5 ilmeği de 2-2 örerek kesiyorum. Şöyle 1 2 ve 3 ilmeğimi kestim. Yine kenar modelimin 2'ye düştü sayısı. Doladığım ilmekten başlayarak bütün ilmeklerimi bu yüzde haroşa olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geçtim. Burada yine kenar modelimin sayısını arttırarak 5'e tamamlıyorum. Bakın bu ilmeğimin içinden bir ilmek aldım. Sol şişime geçirdim. 1 2 ve 3. Tekrar ilmek sayım 5'e çıktı. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek gördüm. Doluyorum. Kalan ilmeklerimi yine örüp sondaki 2 ilmekten önce yine dolayıp arka yüzden sol taraftaki kenar modelimi de arttırarak 5 ilmeğe tamamlayacağım. 2 ilmeğim kaldı. Doluyorum. 2 ilmeği ördüm. Arka yüze geçip yine son ilmeğimin içinden ilmekler çıkararak 5 ilmeğe tamamlıyorum. 2 ve 3. Bütün ilmeklerimi arka yüzde haroşa örüyorum. Lifimizin başlangıç kısmı bu şekildeydi. Şimdi ben aynı şekilde bakın bu kenar modelim 2, 4, 5 sıra olunca kesmemi yapıp gelmek istediğim modeli kuracağım sayıya kadar gelip tekrar döneceğim. Dediğim gibi bu kenar modelimiz modelden yani şu lifin orta kısmından ayrı ilerliyor. Burası bu modelimiz 5 ilmek 5 sıra haroşa olunca kesip 2 ilmeğe düşürüyoruz. Daha sonra tekrar dönüp yine 5 ilmeğe çıkarıp her 5 sırada bir keserek bu şekilde modelimizi yapıyoruz. Dediğim gibi ben yine modeli kuracağım sıraya kadar geleceğim. Döndüğümde şu kenar modelim hariç ortada kaç tane ilmeğim olduğunu döndüğümde söyleyeceğim arkadaşlar. Yani şu an 5'er tane kenar ilmeklerimiz hariç 5 buradan 5 de buradan ortada 25 tane ilmeğim var. Şimdi kenar ilmeklerimi yine örüyorum. Kenar modelimi ördüm. Doluyorum. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 ve 10. Doğadığımı bilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 11 doladım. 1 ördüm. Doladım. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Kalan kestiğim ilmekle birlikte 11 olması gerekiyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Şimdi şöyle doğadığım ilmek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Tekrar doladım. Kalan 5 ilmeğimi örüp arka yüzeyim. Bakın ajuruma geldim. Ajuruma haroş olarak örüyorum. Bu ortadaki ilmeği arka yüzden ters örüyorum. Kalan ilmeklerim yine haroş olarak devam edecek. Bu yine V ajurlar açmış olacağız. V ajurun arasındaki yine bir ilmek sürekli arka yüzden ters örülerek ön yüze düz düşüreceğiz arkadaşlar. Yine ön yüze gelelim. Ön yüze geçtim. Hemen kenar 5 ilmeğimi örüyorum. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yine bakın bu ajurdan önceki 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Doladım. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Tekrar doladım. Kalan, pardon, sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine kalan ilmeklerimi haroş örüyorum. Arka yüzde bütün ilmekleri haroş örüyorum. Sadece bu ortadaki bir ilmeğimi yine arka yüzden ters örerek ön yüzde düz düşmesini sağlıyorum arkadaşlar. Tekrar ön yüze geçince devam edeceğiz. Tekrar ön yüzdeyim. Yine kenar ilmeklerimi ördüm. Doladığım ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim var. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şimdi arkadaşlar yine bu ortadaki ilmeğin sağından ve solundan yine buradaki ajurdan önce 2 ilmeği birlikte keserek örüp birkaç sıra ajur yapacağım ben böyle. Döndüğümde kaç tane yapmış olduğumu söylerim arkadaşlar. Bu şekilde aynı şekilde devam ettireceğim. Sürekli zaten sağ kısımda doladığım ilmekten sonra 10 tane örüp sıradaki 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bu ajurumdan tekrar ajurumun üstündeki ilmeği örünceye kadar devam edip ajurumun üstündeki ilmeği örünce dolayıp tekrar 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum.
Kalan ilmeklerim haroşa, arka yüzden doladığım ilmekten sonra orta kısımdaki ilmeğe kadar yine haroşa. Sadece bu orta kısımdaki ilmeği arka yüzden düz örüyoruz. Dediğim gibi birkaç sıra devam edeceğim. Daha sonra tekrar kaç ajur yaptığımı döndüğümde söyleyeceğim. Modelimi ilerlettim. Şu anda ajurlarından bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ajurum var. Şimdi bu ön yüzü kenar ilmeklerimi ördüm, doluyorum. Bu ön yüzü düz olarak örüyorum. Hepsini sıra sonuna kadar düz örüp yine arka yüzde devam edelim. Arka yüzeyim, bakın kenar ilmeklerimi ördüm. Doladığım ilmek dahil bütün ilmeklerimi ön yüzde düz düşmesi için ters örüyorum. Doladığım ilmekler dahil hepsini ters örüyorum. Sadece kenar modelimin 5 ilmeğini haroşa olarak devam ediyoruz. Bu şekilde burayı da sıra sonuna kadar yine doladığımız ilmeği de ters örerek devam edelim. Ön yüzde devam edeceğiz. Tekrar ön yüzeyim. 5 kenar ilmeğimi ördüm. Doluyorum. Bu yüzde bakın. Şimdi biz önden düz, arkadan ters örerek şu şekilde bir görüntü oluşturduk. Şimdi burada tekrar ters örgü yapmak istediğim için ön yüzde bu ilmeklerimi ters örüyorum. Haroşa değil arkadaşlar. Ön yüzde ters örgü oluşmasını istiyorum. Bu şekilde bu sırayı devam edelim. Arka yüzde yine göstereceğim. Bakın şöyle arada bir çizgi oluşturmuş olacağız. Şimdi burayı ters örüp arka yüzde tekrar devam edelim. Arka yüzdeyin kenar ilmeklerimi ördüm. Yine burada bu arka yüzde ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzde haroşalar, ters ilmeklerimiz yine devam etmesi için bakın arka yüzde düz örgümüz oluşuyor. Önde de bu şekilde ters ilmeklerimiz oluşmuş oluyor. Yine burayı aynı şekilde düz örerek devam edelim. Yine bu sıra son kısma geldiğimizde ön yüzde tekrar ön yüze devam edeceğiz. Tekrar ön yüzeyim, kenar ilmeklerimi ördüm. Doladım. Yine burada ön yüzden ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde bakın ön yüzeyim. Dediğim gibi sıra sonuna kadar yine bütün ilmeklerimi ters örüp arka yüze devam edelim. Tekrar arka yüzeyim. Kenar 5 ilmeğimi ördüm. Artık sırada bakın ön yüzde 3 sıra ters örgüm oluştu. Artık ben bu düzeni bozup yine arada şöyle düz bir çizgi görüntüsü yapıp tekrar yeni model kurmaya geçmek istiyorum. O yüzden burada bakın normalde düz örüyorduk. Şimdi bu arka sırada doladığım ilmekler dahil bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde düz bir görüntü oluşturuyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yine doladığım ilmek de dahil hepsini ters örüp
Ön yüze devam edelim. Tekrar ön yüzeyim, bakın bu şekilde. Şöyle bir görüntü oluştu. Lastik örgü gibi. Şimdi 5 ilmeğimi kenar modelimin ördüm. Doluyorum ve yine düz devam ediyorum. Bu şekilde arka sıraya kadar bu sırayı devam ettiriyorum. Başka hiçbir işlem yok. Arka yüze geçince tekrar devam edelim. Arka yüzeyim, 5 kenar ilmeğimi ördüm. Arka yüzden yine bütün ilmeklerimi, benim haroşa tekniğim önden düz, arkadan düz olduğu için yine arka yüzden düz örerek devam ediyorum. Ön sırada tekrar bu yapmış olduğumuz lastiğimizin üzerine yine aynı şekilde modelimizi kuracağız. Önde şöyle bir görüntü oluşturduk. Bakın. Bu şekilde. Tekniği farklı olanlar kendine göre örecek arkadaşlar. Benim tekniğim önden düz, arkadan düz olarak haroşayı örüyorum ben. Siz de kendi tekniğinize göre yapacaksınız. Şimdi tekrar ön yüze geçince devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın şu an modelimiz bu şekilde. Burada 3 diş haroşamızı böyle biraz kabartma deseni ya da 3 boyut kazandırdık gibi. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şu an kenar 5 ilmeklerim hariç orta kısımda 51 tane ilmeğim var. Bu şekilde yine ikinci modelimizi kuruyoruz. Şimdi kenar modelimin 2 ilmeği kaldı. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Yine altta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Doladığım ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim var. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım. Bir ördüm. Doladım. Tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Arada 19 ilmeğimiz olması gerekiyor. Şu an 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pardon, kestiğimiz ilmeklerle birlikte 21 herhalde, yanlış değilsem tekrar sayacağım. Şu şekilde hesaplayacağız arkadaşlar. Burada 5 ilmeğimiz kenar modelimiz ilmeği 2, 4, 6, 8, 10. Şu 2 ilmeği birlikte keseceğiz. 11. Bir kenar ilmeğimiz, pardon, bir o ajurlarımızın arasındaki bir ilmeğimiz, 2 ilmeği yine birlikte örerek keseceğiz. 2, 4, 5 ilmek daha örelim, sayacağız. 1, 2, 3, 4, bir sayalım. 2, doladığım ilmekten sonra sayıyorum. Kestiğim ilmeği de saydım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Bir de kestiğim ilmek 23 oluyormuş arkadaşlar. Şimdi doladım. Bir ördüm. Doladım. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bu şekilde. Evet, doğru. Tekrar doladım. Kenar ilmeklerimi örüp arka yüzden yine acırların arasındaki birer ilmeğimi ters öreceğim. Başka bir işlem yok. Şimdi bu modelimizde ilerletelim. Birkaç sıra devam edeceğiz tekrar. Tekrar ön yüzdeyim. İkinci modelimi 9 tane acır oluncaya kadar devam ettirdim. Şimdi yine aradaki işlemi tekrar edeceğiz. Kenar ilmeklerimi ördüm, doladım ve bu sırayı düz örerek devam ettiriyorum. Başka bir işlem yok arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu sırayı düz öreceğiz. Arka yüze geçince devam edelim. Arka yüze geçtim arkadaşlar. 5 kenar ilmeğimi ördüm. Bu arka yüzde ilmeklerimin doladığım ilmek dahil tümünü ters örüyorum. Yine ön yüzde düz bir görüntü oluşacak. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar ters örüp gelelim. Başka hiçbir işlem yok zaten. Bu sırayı ters örüp ön yüze geçince devam edelim. Tekrar ön yüzdeyim arkadaşlar. Kenar modelimin ilmeklerini eksilttim. Şu an 2 ilmeğim kaldı kenar modelimden doluyorum. Ve bu ön sırayı ters örüyorum. Bu şekilde az önce bakın şu arada 2 sıra düz örgü oluşturmuş olduk bu şekilde. Şurada yapmış olduğumuz gibi. Şimdi burayı da yine ters örgü olarak örüyoruz. 3 sırada buradaki gibi şöyle 3 dişte yine ters örgü yapacağız arkadaşlar. Şimdi burayı önden ters örüyorum. Arka yüzden düz olarak öreceğim. Tekrar ön yüze geldiğimde ters öreceğim. Oraya kadar yapalım. Evet, bakın ters ördüğüm sırayı yaptım. Arka yüzden tekrar düz ördüm. Tekrar ön yüze geçip bu sırayı da ters ördüm. Devam ediyorum. Şimdi doladım. Pardon. Doladım. İki kenar ilmeğimi örüyorum. Ters yüze geçtim. Burada kenar modelimi arttırıyorum. Şimdi bakın burada normalde şu haroşalarımızı, pardon, ters örgümüzü yaparken arka yüzden düz örüyorduk. Şimdi arka yüzden ters örüyoruz. Doladığımız ilmekler dahil yine bu sırayı bu şekilde hepsini ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Ön yüzde devam edeceğiz. Tekrar ön yüzdeyim. Doladım. Ön yüzü düz olarak görüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum.
Arka yüzde arkadaşlar benim örgü tekniğim. Önden düz, arkadan düz olduğu için ben arka yüzden yine düz olarak örüp tekrar ön yüze geçip modelin 3. modelinde kuruluşunu göstereceğim. Sıraya kadar geleceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu sırayı düz örüyorum. Arka yüzden tekrar düz örüp ön yüzde devam edelim. Tekrar ön yüzdeyim. 3 tane modelimi kuracağım bu sırada. Yine doladığım ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim var. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu kısım sürekli 10 ilmek artı bir de kestiğimiz ilmek 11 ilmek olarak ilerleyecek. Doladım. Bir örüyorum. Tekrar doladım. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmeği 1 sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, kestiğim ilmekle birlikte 23. Doladım, bir ördüm, tekrar doladım. Yine 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Bakın buradaki orta kısımda yapmış olduğumuz yeni ve ajurumuzda bununla aynı hizada devam edecek. Hem de burada bu yarım kalan üçgenimizin üstünden açılacak. Şimdi tekrar doladım, bir ördüm, doladım, tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Yine bununla beraber 23 tane arada ilmeğimiz olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 23. Yine bir sayalım. Doladığım ilmek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23. Tekrar doladım. Bir ilmek ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine kestiğim ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Kalan 5 kenar ilmeğimden önce doluyorum. Bundan sonra arkadaşlar artık ben lifimi büyütmek istediğim noktaya kadar getireceğim. Buradan sonrası yine tekrara giriyor. Aynı şekilde lifimizi istediğimiz boyuta kadar büyütüp yine orta kısmında devam edelim. Evet hanımlar, ben lifimi yine orta kısmına kadar getirdim. 1, 2, 3, 4, 5 model koydum toplamda. Buradan sonra artık kesmeye başlayacağım. Bu şekilde bakın modelimiz. Şimdi ben şu üçgen modelimizin yine 9 tane oluncaya kadar ördüm. 5 tane örnek oldu. En son modelimde kurduğum model. 5 tane modelimi bitirdikten sonra yine ön yüzden düz ördüm. Arka yüzden ters örerek
tekrar ön yüze geldim. Buradan sonra şimdi bu sırayı şu kısmı yapıyoruz. Şu ters örgümüzü yapacağız 3 sıra. Şimdi burayı yine ters örelim. Şu kenar ilmeklerimi. Kenar ilmeklerimi ördüm, doluyorum. Bu kısmı ön yüzden ters örüyoruz. Arka yüzden düz örüp tekrar ön yüze geldiğimde kesme işlemine başlayacağım arkadaşlar. Lifimi tam yarıya kadar geldiğim için yine ben modeli ters çevirip lifin kalan kısmını bu şekilde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu şekilde de devam edebilirsiniz. Hatta şu ara kısımda toplamda 23 ilmeğimiz kalıyordu. Tam ortadaki ilmeği de bu şekilde arka yüzden ters örerek buraya da bu düz örgü desenini şu aralara da kurabilirsiniz aslında. Dediğim gibi bu araya da şuradan ikinci modeli kurduğumuz yerden itibaren bu araya da şu desenden koyabilirsiniz. Zaten o basit bir işlem arkadaşlar. 23 ilmekten arkadaşlar 11 ilmek buradan, 11 ilmek buradan örülecek. 11 ilmek ördükten sonra 12. ilmeği arka yüzden ters öreceksiniz. Eğer koymak isterseniz benimle aynı şekilde de yapabilirsiniz. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Yine dediğim gibi bu sırayı ön yüzden ters örüp gelelim. Arka yüzden düz öreceğiz. Tekrar ön yüzde devam edelim. Önden ters, arkadan düz örüp geldim. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar modelim ikiye düştü. Doluyorum. İpimi öne alıp sıradaki ilk iki ilmeği ters olarak kesiyorum. Bu işlem biraz zorlayabilir arkadaşlar. Ama modelimizin düzgün durması için bu şekilde yapmamız daha doğru. Bu şekilde ters olarak yine sırayı devam ettiriyorum. Yine sıra sonunda artık buradan sonra lifimizi kapatmaya başladığımız için sıra sonunda 5 ilmeğimiz kalınca öndeki 2 ilmeği yine ters olarak örüp kesiyoruz. Daha sonra kenar ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın bu şekilde. Bu zaten son ters sıramız. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda aynı işlemi tekrar göstereceğim. Yine bakın sıra sonundayım. 3-5 tane kenar ilmeğim var. Kenar ilmeklerimden önce 2 ilmeğim var. Yine bu 2 ilmeğime şişimi geçirip 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Daha sonra dolayıp kenar ilmeklerimi örüyorum. Artık bu 3 sıra ters örgü görüntümüz oluştu. Ben arka yüzden ters öreceğim. Ön yüzde düz düşmesi için. Yine burada da kesme işlemi yapacağız. Arka yüzde de. Yine lifimin kenar modelini eksiltiyorum. Arka yüzdeyim. Ön yüzden dolamış olduğum ilmeği ters ördüm.
Sıradaki iki ilmeği birlikte ters keserek örüyorum. Dediğim gibi yine ön yüzde düz görüntü oluşması için arka yüzden ters örüyoruz bu sırayı da. Daha sonra yine ön yüzden düz öreceğiz. Artık kesme işlemine başladık arkadaşlar. Lifimizi kapatıyoruz. Burada da yine sıra sonunda doladığımız ilmekten önceki iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyoruz. Bu şekilde yapıp tekrar ön yüze gelelim. Tekrar ön yüzdeyim. Bakın 3 sıra ters örgümüz oluştu. Bir sırada arka yüzden ters örerek gelip tekrar ön yüze geçtik. Kenar ilmeklerimi ördüm, doluyorum. Burada artık düz örgü yapacağım için doladığım ilmekten sonra iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu sırada kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzde yine ben haroşa tekniğim önden düz arkadan düz olduğu için arka yüzden de aynı şekilde düz örerek tekrar ön kısma geleceğim arkadaşlar. Kesme işlemimize başladık. Bu yüzü düz örelim. Arka yüzden yine haroşa olarak örüp gelelim. Ön yüzde modelimizi kuracağız. Ön yüzdeyim. Kenar 5 ilmeğimi ördüm. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Kestiğim ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sayıyorum tekrar. Doladığım ilmek, kestiğim ilmekle birlikte 2, kestiğim ilmek, doladığım ilmekten sonrakileri sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğim var. Şimdi bu modelimizi ters çevireceğimiz için arkadaşlar şu 9. ajuru doladığımız sıranın aynısını yapacağız. Yani 11 ilmek gördükten sonra doluyorum. Bakın önce bu alt kısımda V ajuru yaparken önce kesip daha sonra doluyorduk. Burada önce doladım. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestiğim ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 14 15 16 ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 17. Tekrar sayalım bir. Doladığım ilmekten sonra 2 4 6 8 10 12 14 16 kestiğim ilmek 17. Tekrar doluyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi burada dediğim gibi bu 9. ajurumuzu doladığımız sıranın aynısını yaptık ve burada bu ara kısımda 7 ilmeğimiz kalıyordu. Buradaki 7 ilmeğimizi de ördük. Tekrar doluyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine 17 ilmeğimiz olacak kestiğim ilmeklerle birlikte 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 17. Yine sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Yine 17 ilmeğimiz olunca tekrar doluyorum ve yine aradaki 7 ilmeğimizi örüyoruz. 3, 4, 5, 6 ve yine 7 ilmeğimiz oldu. Tekrar dolayıp 2 ilmeği kesip yine 17. ilmeğimiz 2 ilmeği birlikte örüp kestiğimiz ilmek olacak. Tekrar 7 ilmek öreceğiz. Yine 7 ilmekten sonra dolayıp kesip aynı işlemi yine tekrar edeceğiz. Bu üst sırada da. Arka kısımda da arkadaşlar yine devam edelim. Bu sırayı yine şu kalan 3 modelimizi de kurup arka sırada devam edelim. Arka yüzeyim arkadaşlar. Yine ön yüzde 5 ilmekten önce 2 ilmeği kesip daha sonra doladım. Şimdi arka yüzeyim. Kenar ilmeklerimi ördüm. Doladığım ilmeği ördüm. 2 ilmeği birlikte örüp kestim. Örmeye başlıyorum. Haroş olarak devam ediyoruz. Bakın aşırımı ördüm. Aşırımdan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 Bakın aşırıdan sonra 2 4 6 8 9. ilmeği arka yüzden ters örerek ön yüze düz düşmesini sağlıyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm. Doladığım ilmeğe geldim. Yine bundan sonra ajurlarımız kapanırken ortadaki bir ilmeğimiz arka yüzden sürekli ters örülecek. Bu aradaki 7 ilmeğimiz giderek artacak. Tıpkı burada 23 ilmek olduğu gibi. Şimdi aradaki 7 ilmeğimi yine örüyorum. Tekrar doladığım ilmeğe geldim. Doladığım ilmekten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ilmeği ters örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 doladığım ilmeğe geldim. Yine aynı şekilde bu arka yüzü de aradaki 7 ilmeği örüp doladığım ilmekten sonra 8 ilmek örüp 9. ilmeği arka yüzden ters örüyorum. Tekrar arka yüzden kalan 3 örneğimin de ortadaki ilmeğin ters örerek tekrar ön yüze gelelim. Devam edelim. Tekrar ön yüzeyim. 5 kenar ilmeğimi ördüm. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek yine kesiyorum. Kesmelerinizi unutmayın arkadaşlar. Arka ve ön yüzden kesmelerimizi sürekli yapıyoruz. Kestiğim ilmekle birlikte 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Yine 11 ilmeğimi ördüm. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kestim ilmek. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 15. Doladım. Aradaki 7 ilmeğimiz bu sırada 9'a çıkıyor. Bakın bu desenimizin arasındaki 17 ilmekte 15 ilmeğe düşmüş oldu. Bu ortadaki ilmeklerimiz düşerek bu şekilde kapanacak. Bu aradaki 7 ilmeğimizi artarak şu şekilde açılmış olacak arkadaşlar. Şimdi yine aradaki doladığım ilmekten sonra 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bakın en son doladığım ilmeğin üstünü ördüm. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bu şekilde devam ettireceğim arkadaşlar. En başta son sıraya gelinceye kadar devam edeceğim. Yine önemli bir kısım olursa gösteririm. Şurada son kısımdaki iki tane ajurumuza kadar geleceğim. Bu son ajuru gösteririm tepe kısmında. Aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakın burada ajurumuzun üstünü ördükten sonra yani dolayıp hemen kesiyoruz. Burada da ajurumuzdan önceki 2 ilmeği kesip daha sonra dolayıp aradaki ilmeklerimizi örüyoruz. Kesme işlemimiz ön yüzden sağdan ve soldan devam ediyor. Arka yüzden yine aynı şekilde sağdan ve soldan devam ediyor. Bu şekilde arkadaşlar devam edelim. Evet, ben lifimi eksilterek ilk modelimi son sırasına kadar getirdim. Şu an 2, 4, 6 ve 8 tane ajurum oluştu. Son ajuru beraber kurmak istedim. Hem de burada bir üçlü kesme yapacağız. Onu da göstermek istedim. Kenar ilmeklerimden sonra doluyorum. Yine 2 ilmeği birlikte keserek eksiltiyorum. Yine 11 ilmek olacak. Evet, ajurumun üstündeki ilmeği ördüm. Doluyorum. Burada şu ortadaki ilmeğimi bakın çıkardım ve en öne takıp daha sonra bu 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Ve bakın bu şekilde buradaki gibi yine düz bir şekilde devam ediyor. Daha sonra bakın üçlü kesme yapmış oldum bu şekilde. Tekrar doladım. Yine aradaki ilmeklerimi örüyorum. Doladığım ilmekten sonra sizin için sayayım. Doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 ve 23. Yine ajurumun üstündeki ilmeğimi ördüm ve 23 ilmeğim var toplamda. Tekrar doladım. Bakın bu ilk ilmeğimi çıkardım. İkinci ilmeğimi de yine sağ şişime geçirdim. Bakın ilk ilmeği sağ şişime takıp şu ortadaki ilmeği alıp tekrar sol şişime bütün 3 ilmeği de geçirmiş oldum. Sadece bakın bu ortadaki ilmeği en öne almış olduk. 2 ilmeğin yerini değiştirdik. Daha sonra 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bakın bu şekilde düz devam etmiş oluyoruz. Tekrar doladım. Yine bütün ilmeklerimi örüyorum. Yine diğer modelimin de buradaki kesme işlemini aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Arka yüzeyim. Kenar ilmeklerimi eksilttim. Doladığım ilmeği ördüm. 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Ve ajuruma kadar 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğim var. Ajurumun üstünü ördüm. Bu ortada kalan 1 ilmeğimi bu sırada son kez arka yüzden ters örüyoruz. Kalan bakın bu ajurumu da ördüm. Diğer modelimin ajuruna kadar bütün ilmeklerim haroşa. Yine ortada kalan bu son bir ilmeğimizi bu sırada arka yüzden ters örüyoruz. Daha sonra arkadaşlar yine ön yüze geçtiğimizde bu aradaki modelimizi yine kuruyoruz. Önden düz, arkadan ters öreceğiz. Daha sonra yine önden ters, arkadan düz, tekrar önden ters öreceğiz. Artık terslerin olduğu sırada ters kesme yapıyoruz. Başka bir işlem yok arkadaşlar. Artık bu şekilde lifimi kapatacağım artık. Son kısma kadar geleceğim. Evet, ben lifimi eksilterek bakın son kısma kadar getirdim. Şu an bu son kalan iki modelimi keseceğim. Şöyle 5'ini birden kesiyorum arkadaşlar. 3 tane kestim. 4 ve burada 5. Yine burada da 5 tane ilmeğim var. Ortada 2, 4, 6, 8, 10. Bir de bu üstündeki ilmeğim. Bu 2 ilmeği de birlikte örerek keseceğim. Bu şekilde. Şimdi kalan ilmeklerimi örüyorum. Şöyle 3, 5 ilmeğim var. 2 ilmek daha örüp bu 2 ilmeği kesiyorum. Dolama yapmıyoruz artık. Çevirdim. Şimdi de buradan bu kenar modelimi eksiltip kesiyorum. Üç, dört. Bakın son iki kenar modelimi kestikten sonra arkadaşlar burada şu sıradaki iki ilmeği
Birlikte örerek kestim. Bu ilmeğimi de üstünden atlatacağım arkadaşlar. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Bu kısımda da bu ilmeği alıp şu iki ilmeğimi birlikte örerek kestim. Bu ilmeği de üstünden atlatarak bakın 5 ilmeğe düşürdüm. Şimdi burayı beş diş örelim. Beş sıra oluncaya kadar haroşa ördüm. Artık kesiyoruz arkadaşlar. Yine iki ilmeği birlikte örerek 5 ilmeğimi de aynı şekilde örerek kesiyorum. Evet, buradan sonra arkadaşlar ben şu kenar kısmı böyle kaydırma yöntemiyle şekilde aşağı kadar kaydırarak devam ediyorum. Şimdi şöyle şu son yaptığımı beğenmedim tekrar. Bu şekilde bir zincir çekip sonlandırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın başlangıç kısmı ve bitiş kısmı. Şu başlangıç kısmındaki kalan ipimi de yine üst tarafta yaptığım gibi aralarda kaydırarak bu şekilde onu da arka kısma kadar getireceğim. İp biraz kısa olduğu için arkadaşlar zorluyor. Bu şekilde daha düzgün göründüğünü düşünüyorum. Ben ipi direkt kesmiyorum. Aralardan böyle kaydıra kaydıra. Arka yüzde saklıyorum ipimi. Şöyle ilmeklerin içinden gittiği yere kadar aralardan geçirerek ipimi kaybedeceğim.
Bu şekilde arka yüze kalacak. Burada da ipimi kestim. Zaten kaydırarak arka yüze kadar getirmiştim. Bu ipi de arka yüzden birkaç kere böyle ilmeklerimin arasından geçirip zincirle kapatarak bitiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde aralardan gizleyerek saklıyorum. Evet, kesip ipimi kesip döneceğim. Evet arkadaşlar, ipimiz bu şekildeydi. Sonlandı artık. Çok tatlı bir model oldu bence ve yapımı da oldukça basitti. Eğlenerek yaptığım bir model oldu gerçekten. Görünüşü de çok şık, çok tatlı oldu. Bu ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. İki tarafı da kullanılabilir. Çok tatlı bir model oldu. Gerçekten basit bir modeldi. Çok eğlenerek yaptığım bir model. Çok hızlı ilerledi. Bu aradaki ters ve düz örgülerin modele kattığı tatlılık da ön yüzde ayrı, arka yüzde ayrı tatlı oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bakın arada bu şekilde esnettiğim zaman ön yüzde ayrı, arka yüzde ayrı bir desen oluştu. Modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel içeriklerle beraber olacağız inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun.